Merhaba sevgili bahçe dostları. Ekim ayı geldi ve Ekim ayında acaba bahçemizde ne yapabiliriz sorusuna cevaben bu güzel videoyu hazırlamak istedim. Ekim ayı arkadaşlar suların artık sulamalarımızı kapatmamız gereken, sulamaların azaldığı, yaprakların dökülmeye başladığı, havaların soğumaya başladığı bir ay. Adı üstünde Ekim ayı. Ekim ayında muhakkak ekeceğimiz şeyler de olacak. Peki ekeceğimiz şeylerin başında ne var? Eğer domates ve salatalıklarınız artık bitmeye yüz tuttuysa yaşadığınız bölgeye göre bunları söküyorsunuz ve yerine ne ekeceksiniz? Ispanak ekebilirsiniz, marul ekebilirsiniz ya da süs bitkileri eğer seviyorsanız bu benim çok sevdiğim alyumlarında tam ekme zamanı. Ekim ayında özellikle süs bitkileri demişken tekrar söyleyeyim. Alyum dediğimiz çok güzel süs soğanlarını, nergis ve lale soğanları gibi süs bitkilerinde ekilme zamanı. Fakat bunları ekmek için toprağın muhakkak 15 derece altına inmesini bekleyin. Toprak ısısı eğer 15 derecenin altında değilse o zaman ekeceğiniz soğanlarınız zarar görebilir. Niye biz bu 15 derecenin altında ekiyoruz da kışı beklemiyoruz? Çünkü ilk donlar gelmeden de bu aradaki zaman içerisinde bu soğanlarımızın güçlenecek kök yapmaları için onlara zaman bırakıyoruz. Peki Ekim ayında daha başka ne yapıyoruz? Ekim ayında genel olarak bahçemizde eğer güllerimiz varsa onları da artık yavaş yavaş budamaya başlayabiliriz. Zaten budamanın ana kurallarından biri olan işte o hastalıklı, zarar görmüş dalları her zaman budayacağız. Ama Ekim ayında da güllerimizi kısmen kısaltmamız ve onları budamamız gerek. Ekim ayında dökülen yapraklarımızı muhakkak topluyoruz. Eğer kompost yapıyorsak kompost makinemize atıyoruz. Yok eğer kompostumuz yoksa da bunları muhakkak bahçede yığın yığın öbek öbek bırakmıyoruz. Bahçemizi her zaman temiz ve bakımlı tutuyoruz. Ekim ayı aynı zamanda yavaş yavaş bizim bir takım bitkilerimizi de kışa hazırlama zamanı. Bitkilerimizi nasıl kışa hazırlayacağız? Mümkünse hayvan gübrelerimizle ama muhakkak yanmış gübre olacak. Taze gübre asla kullanmayın. Bunu daha önce videolarımda da anlatmıştım. Yanmış gübrenizle ya da gübre kullanmıyorsanız da bitkilerimizi kışa hazırlamak ve onları kış soğuklarından korumak için diplerini malçlamamız lazım. Eğer gübreyle malçlarsanız iki kazanç da elde etmiş olursunuz. Hem bitkinizi beslemiş olursunuz hem de bitkinizin dibini soğuklardan korumuş olursunuz. Ekim ayında eğer ortancalarınız ya da rodendron gibi yani orman gülü gibi ya da yaban mersini gibi eğer asidik toprak seven bitkileriniz varsa onların da toprağını şimdiden kükürtle muamele etmeniz lazım ki o kükürt bakterilerce kullanılsın ve toprağınız tam bunların açma döneminde asiditesi artmış olsun. Ayrıca Ekim ayı arkadaşlar yavaş yavaş kış donlarını sevmeyen bitkilerimizi de içeriye almayı düşünmeye başladığımız zamanlardır ki bunların başında tropikal bitkiler gelir. Eğer evinizde alakazya, kolokazya gibi tropikal yani fil kulağı tarzı bitkileriniz varsa bunlar artık gece 15 derecenin altında bunları çok ciddi zarar göreceklerdir. Eğer bulunduğunuz bölgede 15 derecenin altına iniyorsa gece sıcakları bunları bir kış bahçesine ya da bir garajınıza almanız gerekiyor ki gece soğuklarından koruyalım. Bir diğer çok sevdiğimiz bitkilerimiz de nedir? Sardunyalarımız. Sardunyalarımız için şu anda içeriye almak için erken ama onları da eğer soğuk bir bölgedeysek de ya kışa hazırlayıp budayıp garajımıza koyacağız ya da evimizde soğuk bir bölgeye koyacağız. Ya da eğer bütün ya bunları bütün kış boyunca açmasını da istiyorsak o zaman onları da içeriye getirip içeride bakmaya ve çiçeklerinden gene keyif almaya devam edeceğiz. Eğer evinizde, bahçenizde bölmek iyi düşündüğünüz bir takım hosta gibi, hüekara gibi ya da başka ekinezya gibi bitkileriniz varsa bunları da Ekim ayında bölebilirsiniz. Ama ben genelde
Bunları bahar başında yapmayı tercih ediyorum. Ekim ayında bahçemizi temiz, düzenli tutuyoruz. Soğanlarımızı ekmeye başlıyoruz. Soğuklar 15 derece toprak ısısı altına düşmeye başladığı anda ve bahçemizi malçlamaya, bakımlı tutmaya devam ediyoruz. Evet, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.